İstihdam ve işsizlik derken her gün karşımıza çıkan genel bir manzaradan bahsediyoruz. Ve ekonominin en önemli hastalıklarından bir tanesinden söz ediyoruz demektir. Bunun genel içeriğini ve muhtevasını kaba hatlarıyla bir gözden geçirelim. Ne için lazımdır bu? Çünkü bazı ekonomiler eksik istihdam koşullarında çalışırlar. Bazıları tam istihdam koşullarında çalışırlar. Bunun anlamı nedir? Ya da bizim işsizlik dediğimiz şey, günlük ekonomide kullandığımız işsizlik dediğimiz şey acaba sadece bir geçici bir durum mudur? Yoksa neden iniş çıkışlar gösterir? Neden bazı dönemlerde yüksektir oran ve neden bazı dönemlerde düşme eğilimi gösterir? Bunları tahmin edebiliyoruz kuşkusuz ama teknik anlamda bir altyapıya sahip olmak için bazı kavramlara, terimlere ihtiyacımız var. Bunlara bilmeye ihtiyacımız var. Bütün nüfusu mu kastederiz? İşsizlikten söz ettiğimiz zaman nüfusun tamamıyla ilgili bir durumdan mı söz ederiz? Yoksa başka anahtar kavramlar mı var? İşsizlik meselesini anlamamıza yardımcı olabilecek. Yani TÜİK işte bugünlerde %12 civarında bir işsizlikten söz etmişse, 12 küsur civarında, yaklaşık bir 7-8 ay önce de diyebiliriz, %14'ler civarında bir rakamdan bahsediliyorsa, bunun anlamı nedir? Yani nüfusun %14'ü müdür yoksa başka bir %14'lük orandan bahsediyoruz? Bütün bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Okun yasasından, Phillips eğrisinden bahsedeceğiz. Büyüme ve işsizlik arasındaki ters yönlü ilişki ile enflasyonla işsizlik arasındaki ters yönlü ilişki konularının genel anlamda literatürde ne anlama geldiği üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi iki türlü istihdam kavramından söz edebiliriz. Az önce bir tanesinden bahsettim. Eksik istihdam ne demek? Bir ekonominin eksik istihdam koşullarında çalışması ne demek? Tam istihdam koşullarında çalışması ne demek? Eksik istihdamdan kaynaklanan durumlar geçici midir? Yoksa zaman zaman eksik istihdam koşullarında çalışmak her ekonomi için olmazsa olmaz veya kaçınılmaz bir durumu ifade eder mi? Bunlar önemli konular. Mesela günümüzde bir eksik istihdam söz konusu ise bu ekonominin tam istihdam koşulu yani kaynakların tamamının kullanılamaması halini ifade ettiği için bunun sebebi açıkça tahmin edebileceğimiz gibi pandemi meselesidir. Yani talebin daralmasıdır bu dönem. Dünya talebinin daralmasıdır. Talep daralınca üretim ve tüketim kanallarında tıkanma ortaya çıkar. Ve arz kanallarında, tedarik kanallarında problem ortaya çıkar. Bunun da ekonomi bütününde bir daralma meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Pek çok gelişmiş ekonominin %10'lar civarında, 7'ler, 8'ler civarında daralma gösterdiğini düşünürsek 2020 yılı için 2021'e girdik ama 2020'nin neredeyse çok büyük bir kısmını pandeminin neden olmuş olduğu dalgalanmalarla aşmış olduk. Şimdi burada iki tane ana kavram var. Bunları not alalım. Dar anlamda ve geniş anlamda. Dar anlamda iş gücü piyasalarına meydana gelen dalgalanmalardan söz ediyoruz. Yani iş gücü arzı ve iş gücü talebi. Tabii iş gücünün ne olduğu konusunu bilmiyoruz ama biz iş gücü diye bir kavramın bu dar anlamda işsizlikle ilgili olduğunu bilebiliriz şimdi. Geniş anlamda ise bütün üretim faktörlerini içine alan genel bir kullanımdan söz ediyor. İşte dar anlamda günlük kullandığımız işsizlik verileridir bizim için belirleyici olan. Geniş anlamda kullandığı zaman da ilk dersten itibaren vurguladığımız bir kavram olan tüm üretim faktörleri. Yani mesela gayri safi yurt içi hasılayı nasıl ifade etmiştik? Bir ülkenin bütün kaynaklarıyla üretebildiği, bir yılda üretebildiği hasılanın piyasa değeri olarak ifade etmiştik. Yeni hasılanın piyasa düzeyi olarak ifade etmiştik. Bir yılda üretilen bütün mal ve hizmetlerin piyasa değeri. Demek ki burada bütün kaynaklar kullanılarak bir hasıladan söz ediliyor. Ya da gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz şey bütün kaynakların kullanılmasıyla elde edilen. Burada şayet daralma varsa eksik istihdam koşullarında ya da atıl kapasite var demektir.
Genişleme varsa bu sefer de şişkinlikten falan söz edilebilir. Kapasitenin üzerine çıkmış, aşırı kapasitede çalışan ve şişkinlik hali gösteren durgunlaştırılması ya da deflasyonist politikalara başvurması gereken bir tablo ile karşı karşıyayız demektir. Bu iki ayrım önemli. Dar anlamda iş gücü piyasaları, emek arzı, emek talebi, geniş anlamda bütün üretim ifade eden güçler, yani bunlar üretim faktörleridir. Şimdi burada neden ikisi arasında boşluk var? Çünkü ikisi arasındaki boşluk bütün ekonomilerin bir çeşit, hani nasıl ki tükettiğimiz her şeyi vücut tamamen kullanmıyor. Bir kısmını kullanıyor, bir kısmını rezerv tutuyor ya da bazen bazı özel durumlar ortaya çıkıyor ki tükettiğimiz şeyler bizim için bir neredeyse zehre dönüşebiliyor, zarar verici bir hal alabiliyor. İşte böyle durumlarda boşluk ortaya çıkıyor. Gayri safi yurt içi hasıla boşluğu, yani vücudun fonksiyonlarını yerine getirememesi gibi mevcut kan dolaşımıyla ve beyin fonksiyonlarını icra etmesiyle, bütün vücudun organlarının fonksiyonlarını icra etmesiyle bir vücut fonksiyonları tamamen yerine getirilemediği dönemler varsa, yurt içi hasıla boşluğu ile de bütün üretim faktörlerinin yeterince bir randıman göstermemesi halini, yani potansiyel ile fiili arasındaki farka, fiili hasıla, gerçekleşen hasıla arasındaki farka ne diyoruz? Gayri safi yurt içi hasıla boşluğu diyoruz. Yani gap dediğimiz hikaye. Peki nerede oluşur bu o boşluk? Bu boşluk büyüme trendlerini, ekonominin yıllık büyüme trendlerini, işte yatay eksende, zaman dikey eksende trend büyüme yolu, reel gayri safi milli hasıladan bahsediyorsak, böyle bir trend izler. Bu kesikli çizgiler bu trendi gösteriyor bize. Fakat bu trendi, trendin dışına sapmalar söz konusu olduğu zaman, mesela önce dibe vurmuş, sonra tepeye, zirveye çıkmış, ikinci dibe inmiş ama mecra, gitmesi gereken mecra, işte bu AB arasındaki mesafe kadar, ikinci dipteki normal potansiyel hasıla ile fiili gerçekleşen hasıla arasındaki farkı, AB aralığı bize boşluğu ifade ediyor. Gayri safi yurt içi hasıla boşluğunu ifade ediyor. Aynı şeyi konjonktürel evreleri anlamak için de ifade edebiliriz. Yani dalgalanmalar olursa, ekonomik dalgalanmalar, 2008'de mesela böyle dalgalanmalar oldu. Dünya küresel finansal kriz bağlamında. O zaman da bizim işsizlik rakamlarımız %14'e vurmuştu. Burada anlaşılıyor ki dalgalanmalardan kaynaklanan bir işsizlik var ama acaba sadece bir tanesi midir bu dalgalanmalardan kaynaklanan işsizlik? Toplam işsizlik türleri içerisinde bir tanesini mi ifade ediyor? Evet, bir tanesini ifade ediyor. Bir de vazgeçemeyeceğimiz işsizlik kategorileri vardır. Şimdi o zaman şöyle tanımlayabiliriz. Önce çalışma çağında olmanız gerekir işsiz olmanız için. Ya da işsizlik kategorisine dahil olması için nüfusun. 16-65 yaş aralığı ya da 15-64 dahil sayarsak ya da hariç sayarsak. Şimdi 16-65 yaş aralığında bulunan çalışma çağında demektir. 65 yaşını aşmış olanlar çalışma çağının dışına çıkmışlardı, emekli edilirler. 15 yaşın altındakiler de, 16 yaşın altındakiler de aynı şekilde bir çalışma çağında kabul edilmez. Bunlar olması lazım. Birinci koşul. İkincisi, ekonomide kabul görmüş bir reel bir doğal ücret düzeyinde, piyasada oluşan bir ücret düzeyinde oluşmuş olan bir ücrete karşılık çalışmak isteyen ama bir işte çalışamayan kişi. Buna ne diyoruz? Buna işsiz diyoruz ya da işsizlik olarak bu kapsama dahil olmuş olan bir durumu ifade ediyoruz. Çalışma çağında olacaksınız. Cari ücret düzeyinde çalışmak isteyeceksiniz ama çalışamayacaksınız. Yani çalışma çağında olmayanlar çocuklar ve yaşlılar dahil değil o zaman, değil mi? İşsizlik tanımına. Çalışmak istemeyenler de dahil değil. Ben çalışmak istemiyorum, annem babamın parasını yemek istiyorum dediğiniz takdirde bu kapsamın dışına çıkmış oluyorsunuz. Çalışmak isteyen de, isteyip çalışmayan kişileri işsiz kategorisinde sayıyor. Üç tane temel büyüklük var.
Geçen hafta hatırlarsanız 83.6 milyonluk bir nüfustan bahsettik. 83.6 milyonluk nüfus bize ortalama ücret asgari ücret mi? Hayır, asgari ücret müdahale edilmiş ücret. Yani cari ücret düzeyi demek. Muhtemelen serbest bırakılmış olsaydı, bu serbest bırakıldığı takdirde ücretin piyasada oluşmuş olan ücret düzeyinin yani 2000'ler civarında bir yere gelmesi gerekirdi. Bu da tabii insani bir yaşamı mümkün kılmadığı için hükümet buna müdahale eder. Asgari ücret politikaları izler. Zaten asgari ücretin de bir maliyeti bize işsizlik olarak döner. Normal şartlarda doğal işsizlik düzeyinde çalışmak isteyenler ve çalışanların karşılıklı buluşmasıyla bir fiyatın belirlenmesi gibi, bir malın fiyatının belirlenmesi gibi emek piyasasında ücret düzeyinin belirlenmesi beklenir. Ama bu her zaman asgari ücret düzeyinin altında bir ücret düzeyini gösterir. Yani müdahale olması anlamına geliyor, müdahale olduğu anlamına geliyor asgari ücretin belirlenmiş olması. Şimdi en tepedeki, en geniş dairede oluşan dairedeki büyüklük nüfus 83.6 milyon. Varsayalım biz ona 84 diyelim. 84 milyonun içerisinde bir kesim daha vardır ki buna aktif nüfus ya da faal nüfus diyoruz. İşte bu faal nüfus 15-60-16-65 yaş aralığında bulunan kişilerin toplam sayısıdır. Mesela kaç olsun bu? 84 milyon içerisinde diyelim 60 milyon olsun. 60 milyon kişi faal nüfusu gösterir. Çalışabilecek demektir. Yani çalışabilme potansiyeline sahip olan demektir. Bunun ne kadar olacağı, çocuk nüfusunuz fazlaysa bu oran azalır. Faal nüfus azalır. Çocuk nüfusunuz azaldığı takdirde artar. Yaşlılarınız fazlalaştığı takdirde faal nüfusta azalma meydana gelir. Hakeza. Birinci büyüklük nüfus, ikincisi faal nüfus veya aktif nüfus diye de geçer. Üçüncü kategoride ise iş gücü vardır. Ne oldu şimdi? Bir daire daha oluşturduk. İçine bir daire daha oluşturduk. Bu dairede aktif çalışanlar bir işte çalışanlar iki, faal nüfus aktif nüfus içerisinde olmasına rağmen çalışmak istemesine rağmen işsiz kalanlar. Yani bunlar demek ki iş gücü dediğimiz kavramda hem çalışanlar var hem de işsizler var. O zaman iş gücü hangisinden ibaret demektir? Çalışanlar ve işsizlerin toplamından ibaret olan bir kavramdır diyeceğiz burada. Bir nüfus, iki aktif nüfus, üç iş gücü, içe daireler çiziyoruz. Dördüncü dairede ne var, ne olacaktır? İşsizler olacaktır. İşte işsizler iş gücünün içerisinde bir bölümdür ya da bir parçadır diyebiliriz burada. Peki başka önemli bir kavram burada, faal nüfusun ne kadarı iş gücünün içerisinde bulunuyor? Biz ne dedik? 60 milyon faal nüfus olduğunu varsayalım dedik. İş gücüne bunun ne kadarı dahil? Eğer 60 milyonun 30 milyonun iş gücüne dahil ise, yani çalışıyor ise veya işsiz ise, bu %50 civarında bir iş gücüne katılım oranına sahip olduğunu gösterir bu ülkenin. Mesela 30 milyonluk iş gücü örneğe bakalım. Faal nüfus 75 milyon ise bunların oranı 75 milyon içerisinde %40'ı oluşturacaktır. İş gücüne katılım oranı. Peki geriye kalanlar ne yapıyor burada faal nüfusun? O 45 milyon çalışmak istemiyor. Bunlar içerisinde en büyük kategoriyi oluşturan, günümüzde bizim için, bizim gibi ülkeler için biraz daha belirleyici olan, Hindistan için de belirleyici belli ölçüde, Doğu toplumlar için belirleyici diyebiliriz. Japonya gibi ülkeler hariç. Kadın nüfus genelde faal nüfus içerisinde bulunmaz. Çalışma çağında olmasına rağmen. Mesela ev hanımlarının faaliyetleri gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamalarında da kullanılmaz. Çünkü karşılığında bir ekonomik bir ödeme söz konusu olmadığı varsayılır. Oysa normal şartlarda bunun piyasa fiyatı çok yüksek olmaz. Mesela çocuk dünyaya getirmenin eğer fiyatını hesaplayacak olsa gayri safi yurtiçi hasıla çok büyük bir sıçrama gösterecektir. Her ülke için. Özellikle nüfusu biraz daha hızlı artan ülkeler için büyük bir
sıçrama gösterecektir. Bunlar sayıldığı takdirde, yani milli gelir kavramları faaliyetler içerisinde yer almayanlar da dahil edildiği takdirde rakamın oldukça yüksek bir orana ulaşacağını söyleyebiliriz. Neyin? Gayrisafi yurt dışı hasılanın. İş gücüne katılım oranının düşük olmasını ya da yüksek olmasını belirleyen unsur da aslında budur. Bu bir kaymakamlık sorusu idi. Bir zamanlar çıkmıştı. En büyük kesimi oluşturan nelerdir? Bunlar ev hanımları kategorisi olarak sorulmuştu. Ya geçen yıl ya da önceki yıl. Peki işsizlik oranı, o zaman istihdam edilmeyen işçi sayısının ya da edilemeyen toplam iş gücü içerisindeki oranını gösteriyor bize. Neden gelişmiş ülkelerde daha düşüktür? Çünkü burada tam istihdama yaklaşan bir üretim kompozisyonu vardır. Yani bunlar kaynaklarını büyük ölçüde kullanırlar. Emek kaynağını, sermaye, doğal kaynak vesaire bütün bunları kullanırlar. Dolayısıyla burada daha düşük bir işsizlik oranı, gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek bir işsizlik oranı vardır. Neden? Çünkü bir iş gücünün yapısal değişimler gerektiren faaliyetlere ihtiyaç var. Hem de tam istihdam düzeyinin gerisinde atıl kapasitede faaliyette bulunan bir ekonomik kompozisyon ile karşı karşıyadır gelişmekte olan ülkeler. Başka bir kavram burada, peki herkesin çalışması mümkün mü ya da çalışsalar bile bu çalışmanın bir karşılığının olduğunu söyleyebilir miyiz? İsari karşılığının olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Bunu hatırlarsanız azalan verimler yasası ya da negatif verimler yasası olarak birinci dönemki derslerde mikro konularında tartıştık. Yani ilave işçi çalıştırmanın üretimi artırmak yerine azalttığını müşahede edebilir bazen firmalar. Aynı şey ekonomiler için de geçerli. Şayet işten ayrılsa bile mesela 4-5 milyon şayet memur veya kamuda çalışan varsa bunların 500 bin tanesinin ayrılması halinde kamunun verimliliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu yoksa kamu hizmetleri verimliliğinde demek ki 500 bin adet gizli işsiz var demektir kamuda. O yüzden kamu sektöründe ya çok fazla yaygındır. Başka nerede? Tarımda yaygındır. Aile işletmelerinden kaynaklanır ve de küçük aile işletmelerinden amcaoğlunu, dayıoğlunu, yeğenleri toplayıp bir araya getirip iktisadi faaliyetler rasyonel ilke içerisinde ya da kar maksimizasyonu içerisinde biraz daha geleneksel bağlamda gider. Kamu sektöründe ritüellerden ziyade popülizm vardır, seçim kaygısı vardır vesaire. Pek çok anlamda kamu şişkindir. Özel sektörü de şişkindir. Gayrisafi yurt içi hasıla içerisinde ücretlerin payını hatırlayın. Geçen hafta yansıtmıştım. Yani 30 milyon civarında özel sektör çalışanı, 5 milyon civarında kamu çalışanı olduğunu varsayacak olursak Türkiye'de, bunlar almış oldukları gelirler neredeyse birbirine eşit. Oysa imalat sanayi Türkiye'de gelirin %25'ini oluşturuyor. Daha büyük bir gelire sahip. Yani kamunun harcamalar açısından, gelirler açısından çok önemli bir etkinliğinden söz etmemiz mümkün değil. Kamuda verimsizlik çok büyük boyutlara ulaşmıştır. İki ayrı kavram da işsizliği ifade etmek için. Eğer faal nüfus içerisinde çalışmak istemezseniz bulunmanıza rağmen, bu nüfusta bulunmanıza rağmen iradi anlamda işsizsiniz, istekli olarak işsizsiniz, kendi isteğinizin dışında işsiz kalmanız durumunda ki da gayri iradi işsizlikten söz edebiliriz. Yani bu teknik bir ayrım olarak düşünebiliriz. Peki, dört çeşit işsizlikten bahsedebiliriz. İşte bizim ekonomiler neden her şeyi tıkır tıkır yürütseler de hiç kaynak israf etmeseler, mükemmel bir yönetim becerisi sergilemiş olsa da siyasetçiler ve ekonomi yönetmek için yine de bir işsizliğe maruz kalma söz konusu mudur? Evet. Yani sıfır işsizliğin olduğu bir ekonomi söz konusu. Neden? Her şeyden önce friksiyonel, yani arizi veya geçici işsizlik vardır. Geçici ne demektir? İş değiştirenlerin işsizliği. Buraya geçici yazabiliriz. İş değiştirenlerin işsizliğidir. Arizi, geçici, friksiyonel dediğimiz dört farklı kelimeyle ifade edilebilir. Yapısal anlamda ise bazen ekonomiler kabuk değiştirir. Varsayalım daktilodan nereye geçtik? Bilgisayarlara geçtik. İşte bu arada daktilocular işsiz kaldı. Ya da tarımda el yönteminden
orakla ekim biçmekten makinalı üretime geçtik. Böylece bunlar işsiz kalmış oldu. Yapısal değişimden kaynaklanan durumu ifade ediyor. Konjonktürel dediğim işte bugün içinde yaşadığımız tablodur. Nedir o konjonktür? Pandemi nedeniyle küresel talepteki daralma ve üretim daralması. Bunun da neden olmuş oldu işsizlik. 15 kişi çalışıyorduk kafede. Buyurun 7 kişiye düşürdüm diyen işverenler aslında konjonktürel bir işsizlik ifadesi içerisinde bulunuyor. Mevsimseli anlıyoruz. Yazın genellikle düşer, kışın artar. Çünkü yazın tarım hasıla yüksektir. Turizm faaliyetleri daha canlıdır. Böylece işsizlik azalmayı gösterir yazın. Bunlar kısaca üzerinde duralım bakalım. Bir, friksiyonel dediğimiz şey neymiş arkadaşlar? Friksiyonel dediğimiz şey ve arizi veya geçici veya iş değiştirenler. Ya da iş hayatına yeni atılanlar. Mezun oldunuz ama iş arıyorsunuz. Bulamadınız. Bir sene işsizsiniz. Mezun oluncaya kadar işsizlik içerisinde sayılır mısınız? Hayır. Neden? Çünkü iş aramıyorsunuz. Aktif nüfus içerisinde olsanız bile iş aramıyorsunuz. Çünkü üniversite eğitimi için bekliyorsunuz. Aynı şeyi çalışmak istemeyen ev hanımları için de düşünülebilir. Ya da işe girdiniz, diyelim bir avukatın yanında çalışmaya başladınız. Sonra kendiniz büro kurmak için ayrıldınız oradan ama birkaç ay, 3-5 ay, 6 ay sürdü bu faaliyetler. Ne olur o arada işsiz kategorisinde varlığınızı devam ettirmek durumundasınız. Ya da hakimlik sınavına girdiniz ama atamak için 6 ay beklediniz. Bu da bir işsizlik, geçici işsizlik ya da iş arama işsizliği, iş değiştirme işsizliği sayılır. Birinci ana işsizlik bu. Her ekonomide %3, 4 neyse ekonomi durumuna göre böyle bir bu oranda, yüksek oranda, böyle bir oranda işsizlikten bahsedilebilir. Yapısal ise adı üzerine yapı. Az önce bahsettiğim daktiloları düşünün. Ekonomilerde üretim kalıpları, tüketim kalıpları değişim gösterir. Bu değişimde işsizlik ortaya çıkar. Bakır tencerelerin çeliği. Şimdi çeliğin başka bir tencere türüne yerini bırakması. Böylece arkadaşlar kalaycılar, bakırcılar, tenekeci Mahmutlar ve kazancı Bediler işsiz kalır. Sadece gazelhanlıkla hayatını geçirmek zorunda kalırlar. Bunun gibi bir yapısal durumu ifade eder. Buna yapısal işsizlik diyoruz. Şuradaki karikatürde de tamam diyor, çok güzel bir şeyin var, CV'in var. Ama diyor sadece diyor master derecen var diyor. Diğer bütün başvuranların tamamı PhD sahibi yani doktora sahibi diyor. O da kendi şansımı bir Burger King'de deneyeyim diyerek oradan yola çıkıyor. Yani eğer nitelikli iş gücü bağlamında çok büyük bir seviye artışı varsa, yapısal bir değişim varsa sadece üniversite mezunu olmanın da yeterli olmayacağı durum ifade eden bir karikatürü resmediyor. Ne dedik? Bir, friksiyonel geçici. İki, yapısal dedik değil mi? Ha. Peki bu ikisi birlikte ne ifade ediyor? İşte bu ikisi birlikte doğal işsizlik. Yani bir ekonomi önünde sonunda yakasını bu friksiyonel ile yapısal işsizlik bağlamında işsizliğe maruz kalmaktan kurtaramıyor. Ve tam istihdam koşullarında her ekonomi çalışamayacağı için kaçınılmaz bir şekilde doğal işsizlik. İkisinin toplam. Yani %3-4 birisi, %3-4 birisi ise %6-7 civarında zaten hiçbir şeyiniz olmasa bile, mükemmel işler tıkırında olsa bile işsizlik oranıyla karşı karşıya kalırsınız demektir. Bundan toplamına doğal işsizlik denir. Tabii gelişmiş ekonomilerde bu %3-4 gibi bir şeydir. 4 civarında bir şeydir. Çünkü hızla bir erişim var. Yapısal sorunlar yoktur fazla. İş gücü piyasalarda etkin çalışır ama bizde bir yere başvurursunuz, CV orada kalır, unuttuk falan derler, 6 ay sonra çağırırlar derken friksiyonel işsizlik oranında artış meydana gelir ya da bir şey açıklanır, ilan edilir, işte güvenlik soruşturmaları falan derken 1,5 yıl bakmışsınız, zaman geçivermiş. Bu arada işsiz kalmışsınız. Bunlar friksiyonel işsizliğin o şeylerini, oransal büyüklüğünü değiştiren unsurlardır. Yani iş gücü piyasaların etkinliği anlamında.
verimliği anlamında buna bir bunu ifade etmemiz mümkündür. Evet, yine aynı şekilde doğal işsizlik oranı gelişmiş ülkelerde düşük, gelişmekte olan ülkelerde yüksek dedik. Bu Keynesyen iktisatçılar, yani makro iktisadın babası dediğimiz bunlar esas burada eksik istihdamda klasiklere karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıktı Keynesyenler. Bu doğal işsizlik oranına NRU derler ya da buradan bunun bir üst versiyon olarak da NAIRU diye bir kısaltma kullanmışlardır. Bu enflasyon artışını frenleyebilecek bir işsizlik oranı adını taşır. Burada işsizlikten şikayet edilmez ve şikayet olsa bile düşük enflasyon koşullarında bunun bir başarı unsuru olarak görülmesi mümkündür. Friksiyon ve iradi işsizlik TÜİK verilerindeki işsizlik oranına dahil ediliyor mu? Herhalde. Zaten bütün hikaye en büyük kısmını bu oluşturuyor. Mesela Türkiye'de bu oran biraz daha yüksektir. Yani bizde her şey gitse bile, mükemmel bir ekonomik dinamizme ulaşsak bile %5-6 civarında bir işsizliğin altına düşemeyeceğiz demektir. Ama işte onun üzerine çıkanlar yapısal, konjöktürel, mevsimsel, başka unsurlardan kaynaklanan işsizliği oluşturuyor ve dünyada oldukça yüksek bir oran. Mevsimsel işsizliği tarım, turizm, inşaat gibi alanlarda daha fazla görürüz. Ve sektör mevsime göre değişir. İşte burada basit bir Türkiye haritası var. Burada Şubat'ta evden çıkıp Çukurova'da karpuz ekiyorlar bir numarada. Sonra Adana'ya geliyorlar. İkinci durakta önce Kayseri'ye geçiyorlar sonra. Kayseri'de pancar çapalıyorlar. Kırşehir ve Konya'da mercimek ve nohut. Arkasından Ağustos'a doğru aylar geçiyor. Ağustos'a doğru fındık topluyorlar Karadeniz'de. Sonra sonbahara doğru da geri tekrar Çukurova'ya dönüp pamuk toplamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu bir mevsimsel iş göçünün Türkiye'deki yansımasını gösteriyor. Kışın bu tabii işsizlik oranlarının, mevsimsel işsizliğin yüksek olduğu bir tabloyu gösterir. Ne oldu şimdi? Konjöktürel işsizlik, son işsizlik türümüz, konjöktürel. Dalgalanmalar, dersin başında bahsettiğim o dalgalanmalar dip yaptı. Doğal gelişim trendinin altında kalan bölge bize bir konjöktürel işsizlik oranını gösterir. 2009'daki işte %14'lük şu yüksek oran bu konjöktürel işsizliği göstergesi olmuştur. Günümüzde 12-13 civarında yine aynı şekilde istihdam politikalarına rağmen dalgalanma bunun nedeni olarak gösterilebilir. Günümüzde 2019'un 8. ayında yani yaklaşık ne kadar ediyor? Bir yılda yaklaşık bir yıldan fazla. %14 imiş. Sonra yavaş yavaş dalgalanmayı görüyorsunuz. Pandemi başlıyor. Pandemiden itibaren şuradan itibaren yükselmeye başlıyor. 14'lere çıkıyor. Tekrar iniyor. 2020'nin 11. ayında tekrar yükselme trendi gösteriyor. Bu alınan önlemlere, değişimlere ve dünyadaki aşı vesaire gibi pek çok faktörler, yatırımları etkileyen diğer faktörler ve üst kurumdaki dalgalanmalar gibi pek çok husus tarafından belirleniyor yatırımlar, faizler günümüzdeki en temel sorunlardan bir tanesi faizler biliyorsunuz. Yani yüksek faiz ortamında yatırımların işte pozitif etkilenmeyeceğini rahatlıkla tahmin edebiliriz. Türkiye'nin bu anlamda ilk 10 ülke arasında bulunması Nisan ortası itibariyle tesadüfi değil. Ama burada tabii dikkat edeceğimiz ülke sayısı çok fazla yok. Yani bizim klasmanımızda yer alan ülkeler İspanya gibi, belki Yunanistan gibi ülkelerdir. Bir ölçüde Nijerya ama Nijerya, Güney Afrika biraz daha farklı. Yani bizim oldukça yüksek bir işsizlik oranına sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. İstihdam oranına gelecek olursak, istihdam oranı 2018 itibariyle verilerde Türkiye en sonda yer alıyor. Erkek ve kadın istihdamı açısından bu ayrım çok önemli. Yani iş gücünün yapısal görünümü.
Türkiye'de oldukça düşük bir kadın istihdam oranından bahsedebiliriz. Yani 30-35'ler civarında bir oran. O da son 10 yılda, 15 yıldaki artışlarla beslendi. 30'lar idi 15 yıl önce. Erkek nüfusun istihdamı biraz daha fazla görünüyor burada. Dünyadaki trendle bize yakın olan ülkeler, işte Balkan ülkeleri falan görünüyor. Bu biraz geleneksel durumlarla ilgili, biraz da ekonomi yapısal özelliklerle ilgili bir durumu ifade ediyor. Cinsiyet dediğimiz şey, istihdam oranı bakımından işte 76'lar civarına kadar yükselmiş erkeklerde istihdam oranı. Aktif nüfusun %76'sı çalışıyor demektir bunun anlamı, erkek nüfusun. Aynı şekilde burada da kadın nüfusunda, kadın aktif nüfusun ancak 1/3, %35'lik bir kısmı çalışabiliyor. Burada bundan da gösteriyor ki oldukça düşük bir iş gücüne katılım. Yani 24'lerden 2006'da 35'e kadar çıkması da önemli bir gelişmeyi gösterir. Ama bu bir problem. Çoğunlukla hala problem. Buradan iki tane yasa var. İşsizlik meselesiyle. Bir Okun yasası, Arthur Okun'un geliştirdiği işsizlik ve büyüme arasındaki ters yönlü ilişki. Yani işsizlik oranı artarsa büyüme düşer, işsizlik oranı düşerse büyüme oranı artar. Şunu kabaca Amerikan ekonomisi için Arthur Okun araştırıyor ve diyor ki eğer ekonomi reel hasıla %2.25'in üzerine çıkarsa, burada 2.25'i aşan her 1 puanlık bir artış, büyüme fazlası bize yarım puan işsizlikte azalma sağlar diyor. Yani 2.25'te mesela 4.25 olduğu zaman demek ki %1 işsizlik azalır demektir. Bunun anlamı budur. Bunu ifade ediyor. Başka bir ilişki burada enflasyonla acaba bir ilişkisi, bir bağlantısı var mı işsizliğin? 19. yüzyılda 1860'lardan 1950'lere kadar İngiltere'de fiyat artışlarını ve işsizlik oranı inceliyor Phillips. Ve burada kısa dönemde negatif bir ilişki olduğunu, yani enflasyon artarsa, buraya ücretlerin artmasından kaynaklanan bir enflasyon artışı tabii, fiyatlar genel düzeyinin artması, işsizlik azalıyor kısa dönemde ve işsizliği düşürmenin maliyeti belli ölçüde enflasyona katlanmaktır gibi bir sonuç ulaşıyor. Ama uzun dönemde bunun bir şey ifade etmediği anlaşılıyor. Ne zaman? 1970'lere kadar böyle inanılmasa, 70'lerden itibaren durum farklılaşmaya başlıyor. Ve yüksek enflasyon işsizliği indirmenin maliyeti olarak düşünülüyor. Oysa uzun dönemde Phillips eğrisi yatay eksene diktir. Yani neden etkilenmiyor? İşsizlik enflasyondan etkilenmiyor. İşsizlik meselesi beklenen ve gerçekleşen enflasyon eşit olduğu zaman enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi gösterneydi Phillips eğrisi. Uzun dönem Phillips eğrisi diyoruz. Önünde sonunda tekrar uzun dönem Phillips eğrisine göre işsizlik oranı tekrar eski yerine geliyor. Yani bunu üretimin kendi içerisinden kaynaklanan değişimlerle, dinamizmle, verimlilik artışıyla ancak çözebiliriz. Enflasyonla, parasal değişkenlerle bunu ifade etmemiz çok olası görünmüyor demektir. Uzun dönem Phillips eğrisinin anlamı. Peki sonuç ne arkadaşlar? Sonuç işte böyle bir parkta banka oturup etrafı seyretme lüksünden başka bir şey çekirdekle eşliğinde sahibi olmayan insanlar ceplerin tas tamam kuru olmasından, boş olmasından kaynaklanan bir manzara bize bir işsizliğin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Sosyolojik bir problem. Başka bir yansıtmak istediğim bir şey var burada. Türkiye'nin öfke haritası ile ilgili. Mesela eğitim düzeyinde anlıyoruz. Hadi eğitim düzeyi yükseldikçe öfke düzeyinde düşüş söz konusu. Medeni durumda bekarlarda daha fazla. Yani bunu işsizlik bağlamı açısından baktığınız zaman burada bir her ne kadar belirtilmemişti. Mesela ya gençlerde özellikle genç erkeklerde 18-23 yaş aralığında daha yüksek bir öfke durumu söz konusu. Gençler heyecanı hayatın ilk başında. Türkiye'deki genç işsizliğin, eğitimli işsizliğin yüksek olmasının böyle bir stres kaynaklı toplumsal bir probleme neden olabilme ihtimali üzerinde duran değişik bir çalışmayı da buraya yansıttım. Evet, biraz soruları
gözden geçirelim. Sınavlarda çıkmış soruları gözden geçirelim. Ardından konu biraz daha net olarak anlaşılmış olacaktır. Evet, böyle basit bir sorumuz var. Bunu KPSS sınavında sormuşlar. 100 milyon nüfus varmış. Sivil iş gücü 50 milyonmuş. Ve 47 milyon kişi de istihdam ediliyormuş. İşsizlik oranını sormuşlar bunu. Evet, tahmin edebiliyor muyuz? Şimdi toplam nüfus orada tuzaktır. Yani hiç dikkate almayın. Çünkü biz işsizlik oranıyla toplam nüfus arasında bir bağlantı olduğunu düşünmedik. Zaten ifade etmedik. Var mı cevabımız? Hemen yapmamız gereken nedir arkadaşlar burada? Bir, önce iş gücünü bulmamız lazım. Sivil iş gücü zaten iş gücü, askeri iş gücünden bahsedecek halimiz yok. O anlama geliyor. 50 milyonluk iş gücümüz varmış. Hem çalışanlar hem de çalışmayanlar. Heh, bravo. Özge Özkarakaş, teşekkür ediyorum. Neden %6'dır? Çünkü 50 milyon çalışıp 47 milyon 50 milyon iş gücü içerisinde 47 milyon istihdam varsa 3 milyonluk bir işsiz var demektir. 3 milyonu nereye böleceğiz? Tabii 47'ye bölmeyeceğiz. 50'ye böleceğiz. Toplam iş gücüne böleceğiz. Böylece arkadaşlar bize %6'lık bir iş gücü içerisinde çalışmayan olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu da %6'lık bir nüfusa tekabül ediyor. Bir başka sorumuz yine bağlamda. İşsizlik oranı tanımını sormuşlar. İşsizlik oranı tanımı deyince ne arayacağız burada? Bir kere şu toplam nüfusları atıyoruz. Bunlara hiç bakmıyoruz. Toplam nüfus içerisinde işsizliğin bilgisi yok. Şurada yine toplam nüfus. Toplam nüfus. Ha, şurada bir toplam iş gücü var. Bunun üzerinde durabiliriz. Toplam iş gücü içinde iş bulamayanların oranı. Bakıyoruz burada nasıl hesapladık? Evet. Toplam iş gücü 50. İş bulamayan 300. 3 milyon. Dolayısıyla işsiz oranı %6 dedik. Peki o zaman işsizlik oranını tanımlamak için bunu kullanabilir miyiz? Kuşkusuz şunu rahatlıkla kullanabiliriz. Peki şu niye cevap değildir? Çalışmayan insan sayısının toplam iş gücü sayısına oranı. Çalışmayan insan ne demek yani? O zaman çocuklar da çalışmıyor. 10-65 yaş üzeri de çalışmıyor. Dolayısıyla bunların hepsine dikkat edersek bu saçma bir rakama doğru bizi götürür. Yine evet. Orada tuzağa düşmüşüz demektir ikinci soruda. Ama cevap eşlik olacak. Gelelim okun yasası ile ilgili basit bir soru. Bu da bize işsizlikteki azalmanın büyüme karşısında ne kadar olduğunu gösteriyor. Ya da ne kadar büyüme olduğunu gösteriyor, soruyor. Önce okun yasasını vermiş. 2.25'in üzerine çıkarsa her bir puanlık büyüme yarım puan azaltır demiş. Şimdi burada işsizlik 2 puan %2 azalırsa büyüme ne kadar değişir diye soruluyor. Demek ki işsizliğin %2 azalması yaklaşık bir %4'lük ekstra büyüme olduğunu gösteriyor. Neye göre ekstra büyümedir bu? %2.25'e göre ekstra bir büyümedir. Yani 2.25 ile %4'ü toplarsak ne olacak? Büyüme artacak mı azalacak mı? Önce artacak kesin. Ne kadar artacak? 2.25 artı 4. O da eşittir. Evet. Ali Nasif Kazak. Evet. Teşekkür ediyorum. Bahar Görgülü Hakeza. Yine teşekkür ediyorum. 6.25 artmış olacak. Evet. Şimdi doğal bir kaymakamlık sınavı sorusu. Doğal işsizlik oranını düşürmeye amaçlayan politikalar nelerdir? Şeklinde. Nedir arkadaşlar? Doğal işsizlik neden ibaret? Önce onu bir düşünelim. Bir, friksiyonlu işsizlik vardı işin içerisinde. İki, yapısal işsizlik vardı değil mi?
Eğer friksiyonel ve yapısal işsizlikten söz ediyorsak, bu ikisinin bir arada olduğu duruma ne isim veriyorduk? Doğal işsizlik diyorduk, değil mi? Yapısal işsizlik varsa doğal işsizlik şey, o zaman yapılması gereken şey nedir burada? Yapısal politikalardı, değil mi? İstikrar politikası çok genel bir şey. Ekonomiyi yoluna rayına sokmak için genel politikalar, geniş. Makro politikalar yine çok geniş. İstihdam zaten genel isimler. Kur politikası, dış ticaretle ilgili yapısal politikalar, işte yapısal işsizliği düşürmek için, doğal işsizlik oranını düşürmek için yapılan politikaları ifade ediyor. Uzun dönem Philips eğrisi çıkmış yine KPSS sınavında. Evet, bunun için ne diyeceğiz? Uzun dönem Philips eğrisini hatırlayın. Neyi ifade ediyor uzun dönem Philips eğrisi? Bize yatay eksene dik bir eğriyi gösteriyor, değil mi? Evet. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim işitiyor musunuz? Evet. Yatay eksene diktir. Yatay eksene dik şeklinde bir cevap yok burada. Bakıyoruz. Ne var onun yerine geçebilecek? Dikey eksene paralel. Doğal istik oranı düzeyinde dikey eksene paraleldir şeklinde. Şunun doğru cevap olduğunu rahatlıkla öngörebiliriz. Benzer bir şey potansiyel milli gelir düzeyi diyor. Potansiyel olması gerekmiyor. Bu fiili milli gelir düzeyini gösteriyor. Evet, bu şimdi sizin sorunuz. Sizin sınavlarınıza çıkmış olan bir soru. İdari yargı hakimliğinde. Birilerin daha iyi çalışma koşulları aramalarından ya da mezuniyet sonrası iş aramalarından kaynaklanan işsizlik türü nedir diye sormuşlar. Çok kolay bir şekilde cevaplayabileceğiniz bir soru. Tabi bu arada ben tüm bu göremedim. Şimdi görmeye başladım ama o kadar yavaş akıyor ki ekran. Yani bir problem var. Evet. Devresel işsizlik demeyeceğiz buna. Ne diyeceğiz? Yani devresel dediğimiz konjonktürel işsizliktir. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bireylerin iş arama koşullarını beğenmemelerinden ya da iş aramalarından kaynaklanan durum. Yani friksiyonel, değil mi? Evet, Muhammed Bumin Arslan. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Böylece arkadaşlar iş arama işsizliğinin ya da mezuniyet sonrası iş arama işsizliğinin friksiyonel işsizlik olduğunda sınav sorusu bağlamında görmüş olduk. Hangisinde yapısal yine idari yargı sınavı sorusu hangisinde yapısal işsizlik ortaya çıkar? Yapısal nedir? Yapısal ekonominin üretim, tüketim kalıplarından, dünyadaki genel trende ayak uydurup uyduramamasından kaynaklanan işsizlik türünü yapısal işsizlik dedik. Peki buna göre hangisidir cevabımız? Ekonomide genişleme. Genişleme zaten işsizlik olmaz. Değil mi? Daralma genel bir işsizlik türendir ve konjonktürel işsizliğin bir tanımıdır. Başka? Durgunluk olduğu zaman bu da aynı şekilde. Ama talep, teknolojik değişim vesaire. İşte bakır tencereler, çelik tencereler unutmayın. Ya da Kazancı Bedih ile Tenekeci Mahmud'u düşünürseniz bunlar tam bir yapısal işsizlik için iyi örnek oluşturur. Çünkü o mesleklerin hiçbir tanesi şu anda icra edilmiyor. Evet. Enflasyon çok ayrı bir hikaye. Bu da arkadaşlar bize bir idari yargı sınavı gösteriyor. Bir başka sorumuz, 3 sorumuz kaldı toplam. Milli gelirin tam istihdama karşılık gelen düzeyden daha yüksek olması. Demek ki tam istihdamı aşan bir milli gelirden milli gelir olursa nedir? Nasıl ifade edilir?
Bunu nasıl ifade ederiz? Soru bu. Kısa ve uzun dönem toplam arz fonksiyonundan bahsediyor. Kısa uzun dönem toplam talep fonksiyonu diyor. Burada aslında bir potansiyel milli gelir, fiili milli gelir ve gayri safi milli hasıla açığı diye başta bahsettiğimiz kavramla ilgili bir soru var. Milli gelir denge düzeyi potansiyel milli gelir düzeyinin üzerine çıkarsa, yani potansiyeli aşarsa ne olur? Milli gelir tam istihdama karşılık gelen düzeyden daha yüksek olur. Bunu ifade ediyor. Bunu da bize sınavda sormuşlar. KPSS sınavında. Bir Sayıştay sorusu. Sayıştay da önemli sınavlardan bir tanesi. Burada herhangi bir dengesizlik, resesyon yoksa, ekonomide işler tıkırında ise, ortaya çıkan işsizlik nedir? Ne demiştim? Her şey mükemmel olsa bile iki işsizlik ile karşı karşıya kalmak durumda kalır ekonomiler demiştim. Neydi o arkadaşlar? Onu bilenler hemen soruyu cevaplayabilirler. Neydi onlar? Bir, geçici işsizlik, iş değiştirmenin kaynaklanan işsizlik. İki, yani friksiyonel işsizlik, diğeri de yapısal işsizlik olacak. Dolayısıyla D şıkkı da çok devrevi dediği konjonktürel işsizlik. Bununla bir ilgisi yok. Yani resesyon yok, herhangi bir dengesizlik yok falan filan. Ama hiçbir şey olmasa bile, hiçbir problem olmasa bile ekonomiler mutlaka geçici işsizlik ve yapısal işsizlikle karşı karşıya kalırlar. Evet, son sorumuz bir hesaplama ile ilgili. Güzel bir soru bu da. Bakalım ne kadar doğru anlamışız işsizlik ölçümleri meselesini. Buna göre geçici işsizlik %6, yapısal işsizlik 5 ve genel işsizlik oranı da %16 ise doğal işsizlik oranını soruyor. Bir, ikincisi konjonktürel işsizlik oranını soruyor. Biz konjonktürel işsizlik oranını belki bilmeyebiliriz ama bu verilerden elimize doğal işsizlik oranını bulabileceğimiz bir ortam yaratabiliriz. Ne o mesela? Doğal işsizlik neden ibaretti? Bir geçici işsizlik, bir de yapısal işsizlik. Şu ikisinin toplamından ibaretti. O zaman birinci sütunu bulmamız buradan mümkün olacaktır. Yani 6, 5 ile 11. Evet, şu tek başına doğal işsizlik oranının ölçüsünü verir. Başka da zaten uyan bir cevap yok. Dolayısıyla tek cevap bu. Ama zaten 11 test etmek için yapabiliriz bunu. 5 daha 16, zaten işsizlik oranında 16 olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bunlar birbirini tutuyor demektir. Dolayısıyla burada sağlamasını yapmış oluruz diyebiliriz. Mesela şunlarda böyle bir 16'yı tutturamama gibi bir durum var. Bu da ilginç bir şekilde sorunun cevaplarının değiştiğini gösteriyor. Evet, daha başka sorular, konular veya çıkmış olan başka sorular, değişik örnek çözümler için yine İksat Külliyatı ile İksat Dersleri kanallarına göz atabilirsiniz.